Konya'mızın irfanını, hikmetini, muhabbetini ve tabii etli ekmekle birlikte lezzetini de İstanbul'a taşıyan değerli hemşehrilerim, konseyimizin değerli yöneticileri, İzmir'den, Bursa'dan, Yalova'dan, Antalya'dan gelen değerli dostlarım, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyden önce böyle mübarek bir günde bizleri bir araya getiren Rabbimize hamdolsun. Konsey adımız bizim gurur vesilemizdir. Konsey adımızın 6. genel kurulu da hayırlara vesile olsun. Kemal Bey ve ekibi son derece dinamik bir yönetimle konsey adı örnek bir Siyurt'un kuruluşu haline getirdiler. Kuruluşun demeyi olan değerli Abdullah Bey kardeşimize, Abdullah Başlı kardeşimize, Kemal Bey kardeşimize, Mustafa Büyükdere kardeşimize, bütün dostlarımıza, bütün Konyalar adına ve Türk ekonomisi adına teşekkürü bir borç diyor. Allah emeklerinizi inşallah bereketlendirsin. Yeni yılda çok daha iyi vazifelerle birlikte güzel hizmetlere imza atarsınız inşallah. Ramazan ayı selamlaşma ve muhasebe ayıdır. Selamlaşma ayıdır. Çünkü Ramazan'la birlikte biz Ramazan-ı Şerif'e hoş geldin dediğimiz anda aslında bütün bir insanlığa, komşumuza, dostlarımıza, yakınlarımıza, uzakta olanlara ve bütün insanlığa selam ederiz. Allah bu Ramazan ayını aramızdaki muhabbetin, dostluğun arttığı bir ay eylesin. Son dönemde toplumsal hayatta ortaya çıkan gerilimler karşısında her türlü dışlamayı, her türlü ötekileştirmeyi, kutuplaşmayı yok sayan, ona karşı tavır alan Hazreti Mevlana'nın muhabbetini memleketimizin üzerinden eksik eylemesin. Değerli Konyalılar, biz nerede olursak olalım dostluğu ve muhabbeti yaygınlaştırırız. Değişik vesilelerle söylüyorum. Nasıl Trabzonların güzel sözü bize her yer Trabzon vardır. Biz de deriz ki bize herkes Konyalı. Biz kimseye husumet gözüyle bakmayız. Biz kimseyi dışlamayız. Biz kimseyi ötekileştirmeyiz. Kapımıza gelene kapımız, gönlümüzü sorana gönlümüzün, yüreğimizin kapısı her daim açıktır. İşte bugün de Konya'nın sofrası hepimiz açık. Ve yine Ramazan ayı bir muhasebe ayıdır. Sizler iş adamlarısınız, sanayicisiniz. Her yıl nasıl bilançoyu gözden geçiriyorsanız bizler de inananlar her Ramazan'da bir yılın muhasebesini yaparız. Geçmiş yılda yaşadıklarımızdan ders alır, gelecek yıla o dersle yürümeye, hikmetle yürümeye çalışırız. Geçtiğimiz dönemlerde ülkemizde yaşanan her türlü gerilim unsuruna karşı önümüzdeki dönemin inşallah barış, esenlik, sükunet ve ekonomik hayatta da bereketli olmasını diliyorum. Muhasebe ile başladığımızda son dönemde yaşadığımız ekonomik problemler, sorunlar karşısında her birinizin ciddi sıkıntılar yaşadığımızın farkındayız. 2018 ayında takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi %9.9 daraldı. Enflasyonda ve faizde öngörülemeyecek şekilde artışlar söz konusu oldu. Öyle ki Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ve Türkiye'nin oluşturduğu ülkeler grubunda diğer 4 ülkedeki enflasyon %3.69 iken Türkiye'de %19.5 oldu. Bu 4 ülkenin faiz ortalaması 6.31 iken bizde %24. Bu Türkiye'de yaşamakta olduğumuz ekonomik sıkıntıların bazı göstergeleri. Bilmek durumundayız ki ekonomik hayat bir boşlukta seyretmez. Sizler sanayiciler, iş adamları, ekonominin iç piyasalar itibariyle de dış piyasalar itibariyle de bir büyük resim içinde seyrettiğini bilirsiniz. Türkiye içinde ekonomik krizin aşılabilmesi için her şeyden önce güven ortamının tesis edilmesi, hukuk devleti kurallarının işletilmesi lazım. Siyasetten, adalet sisteminden bağımsız bir şekilde ekonominin düzeltilebileceğini varsaymak
ekonomik temel rasyonelliği fark etmemek demektir. Bu açıdan bakıldığında ekonomi teknik bir süreç değil, hukukla, siyasi istikrarla ve ülkedeki genel sükunet ortamıyla doğrudan alakalıdır. Allah önümüzdeki dönemde ülke içinde hukuk devleti kurallarının doğrudan en iyi şekilde işlediği ve siyasi istikrarın sağlandığı yeni dönemde ülkemize bereket versin. Önümüzdeki 4 yıl seçimsiz bir 4 yıl olur. Normal şartlar altında. Bu 4 yıl içinde hukuk devletinin tahkim edilmesi, insan haklarına, demokratik özgürlüklere dayalı reformların hızlandırılması ekonomik hayata da güven verecektir. Uluslararası alanda ise yine ekonomi dünya şartları ve uluslararası konjonktür içinde seyreder. Dünyada uluslararası ekonomik piyasalardan bağımsız hiçbir ülke yoktur. Türkiye'nin ekonomik krizlerde doğru refleks verdiği dönemlere bakıldığında dünyaya entegre olduğu dönemler olduğu görülür. 2009 krizinden sonra o krizi eğer daha rahat atlatmışsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle heyet geçmişse, o dönemde takip edilen politikalarla Türk ekonomisinin uluslararası ekonomiye entegre olmasının büyük payı vardır. Hepiniz hatırlayacaksınız. O zaman Dışişleri Bakanı olarak da görev yürüttüğüm hükümetlerimizde Sayın Başbakanımızın öncülüğünde bütün bir kabine olarak Türkiye'yi dünyaya açma, entegre etme siyaseti takip etmiştik. 2 yıl gibi kısa bir sürede 61 ülkeyle vizeleri kaldırıp vize muafiyetine haiz ülke sayısını 64'e çıkarmıştık. Serbest ticaret anlaşması imzaladığımız ülke sayısını 19'a çıkarmıştık. Vize muafiyeti ülke piyasalarının dünyaya açılması açısından son derece kritik bir konudur. Eğer iş adamları vize muafiyetini dolayısıyla serbestçe seyredebiliyorlarsa, serbestçe hareket edip dünyanın her noktasına gidebiliyorlarsa, o ekonominin canlanmasına, dinamizmine engel olacak hiçbir şey yoktur. Geçtiğimiz günlerde Reform Eylem Grubu'nun toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın vize muafiyeti açısından Avrupa Birliği'nin öngördüğü şartlardan 72'sinin sadece 6'sının kaldığını ilan ettiler. Gerek Reform Eylem Grubu'nun toplanması, gerekse vize muafiyetinde adımlar atılması son derece olumludur. Aslında 2016 Mayıs'ında vize muafiyetine çok yaklaşmıştık. Hepinizin hatırlayacağı o günlerde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan müzakereler neticesinde Mayıs ayı içinde Başbakanlıktan ayrılmamdan hemen önce, bir gün önce Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu'na Türkiye'de vizeleri kaldırma tavsiye kararı göndermişti. Yani Avrupa Birliği'nin hükümeti konumundaki Avrupa Komisyonu bu konuda karar almıştı. Fakat zamanla ortaya çıkan gerilimler ve gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da yaşanan seçimler, referandumlar sebebiyle bu süreç sürekli ertelendi. Gönül isterdi ki o zaman siyasi etik kanunu, yolsuzluklarla mücadele, kişisel verilerin korunması kanunlarında gerekli düzenlemeler yapabilseydik ve Türkiye bu geride kalan 6 şartın hepsini de yerine getirip Haziran 2016'da vize muafiyeti almış olsaydı. Böyle olmuş olsaydı eminim Türk ekonomisi çok daha sağlıklı bir şekilde Avrupa'ya ve dünyaya entegre olmuş, ihracatçılarımız bütün Avrupa sathında vize muafiyetiyle serbestçe seyahat eder halde olacaklardı. 3 sene sonra da olursa tekrar Avrupa Birliği vize muafiyeti sürecinin devreye girmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Konsiyat üyelerinin de bundan memnun olduğunu, Türkiye'deki iş dünyasının bu gelişmelerle Avrupa'ya vizesiz seyahat imkanı kazanmasının Türk ekonomisine büyük katkı yapacağına inandığına da eminim. Bu vesileyle bu muhasebeyi yaparken değerli hemşehrilerim, beni aslında çok da etkilemeyen ama dün ve bugün birçok hemşehrimden ve dostumdan aldığım bir mesaj gereği bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Bugünlerde 2-3 gündür Abdülhamit Payitaht dizisi dolayısıyla bir fragman dolaşıyor. Bu fragmanda üstü örtülü, tabiri caizse geçmişte bir takım hain çevrelerin yaptığı şekilde subliminal bazı mesajlar verildiği iddia ediliyor. Eski milletvekillerine, eski devlet yetkililerine yönelik
Sultan Abdülhamid'in ağzından çıkması mümkün olmayacak bir takım ifadelerle günlük siyasete gönderme yapılıyor. Bunu hiçbir zaman ciddiye almadım. Bu şekilde mesajların da devlet ahlakı açısından, toplumsal ahlak açısından da doğru olmadığına inandım. Ancak o kadar çok mesaj geldi ki üzüntü ifade eden, bir dostumuzun telefonda ağladığına şahit oldum. Nasıl olur sizlere dönük olarak böyle mesajlar verilir? Değerli hemşehrilerim, değerli Konyalılar, sizler ve 81 milyon kardeşimiz bizi bilir. Eğer Sultan Abdülhamid'in mirasına sahip çıkacak birisi varsa en çok biz sahip çıkarız. Bugün böyle sübliminal mesajlar verenler bizim bu mirasa nasıl sahip çıktığımızı görmek istiyorlarsa Abdülhamid'in yetimi Filistin'in Gazze sokaklarına gitsinler. Orada her bir gazetecinin, her bir Filistinlinin İsrail bombaları bizim üzerimize yağarken sizin Dışişleri Bakanınız, o zaman Dışişleri Bakanıydım, eşiyle birlikte o bombaların altında bize sarılıyordu diyeceklerini görecekler. Bizim Osmanlı mirasına ve Sultan Abdülhamid Han'ın mirasına nerelere sahip çıktığımızı görmek isteyenler bir hafta önce açılan ve yıkıldığı zaman mihrabını bulup üzerinde burada bu camiyi tekrar inşa etme nasibi et bize Rabbim diye dua ettiğim Foça Alaca Camii'nin taşlarına sorsunlar. Güney Afrika'da Sultan Abdülaziz'in gönderdiği bu Bekir Efendi'nin Sultan Abdülhamid döneminde yapılan Hamidiye Camii'nin mihrabına sorsunlar. Yine Ebu Bekir Efendi'nin oğlu Sultan Abdülhamid'in 1901 yılında Singapur'a başkonsolos olarak gönderdiği Ataullah Ahmet Efendi'nin ihya ettiğimiz mübarek mezarına sorsunlar. Sultan Abdülhamid'in Ertuğrul gemisiyle Kışimito sahillerine gittiğinde şehit düşen o aziz şehitlerimizin kıyıya vurduğu dalgalara sorsunlar. Ve dahi Arakan'da sarıldığımız o yiğit Müslümanlara sorsunlar. Bir iç savaş sonrası birbirleriyle kardeş kavgasına girmiş olan Kırgızistan'daki 103 Türk obasının yiğitleriyle ıslık gönlünde yaptığımız toplantıdaki kardeşlerimize sorsunlar. Değerli Konyalılar, Allah da millet de şahittir ki biz o mirasın hep takipçisi olduk, hep takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür mesajlar üzerinden sadakat testine bizi tabi tutmaya çalışanlar da bilsinler. Biz bu topraklardaki ilk başkentimiz olan Konya'nın hamurunda yoğrulmuşuz. Devlet ahlakı ne demek biliriz. Ve gerektiğinde devletimiz zaaf göstermesin diye nefsimizi ayaklarımızın altına alıp bütün makamlarıyla bizim tersiyle ittiğimize de bu millet şahittir. Kriz çıkarmak kolayken, her türlü fitneyi yaymak çok kolayken bütün onlar bunlara dur dediğimize de Allah şahittir. Bu tür mesajlar vermek isteyenler ve bizim sadakatimizi sorgulamaya kalkanlar bizi Hazreti Mevlana'nın irfanına, hikmetine ram olan bizi o terazide tartsınlar. Görecekler ki Hazreti Mevlana'nın irfanı ve hikmeti bizim yolumuzun ışığıdır. Biz kimseye adaletsizlik yapmayız. Ama kim tarafından ve kime adaletsizlik yapılırsa ona da rıza göstermeyiz. Bizi hiç yılmayan yalçın Toros dağlarına sorsunlar. Cesaretimizi oradan aldık. Kimsenin önünü değirmez, kimseye baş eğmeyiz. Biz dürüstlüğümüzü ve ahlakımızı anamızın helal sütünden aldık. O helal süt üzere hakkı ayağa kaldırmak gerektiğinde
sağımıza ve solumuza bakmaz, Hakk'a ayağa kaldırmak için bir tek biz kalsak biz kalkarız. Ve nihayet gücümüzü de nenemizin Türkmen duasından almışız. Horasan'dan Anadolu'ya gelen insanlığa irfan ve hikmet yayan duasından. Allah bizleri o duaya nail et, layık eylesin. Allah Sultan Abdülhamit Han'ın da bütün ecdadın da mirasına sahip çıkmayı bize nasip eylesin. Gün gelir hesap günü defterler açıldığında kimin o mirasa sahip çıktığı görülür. Kimin o mirasa ihanet ettiği görülür. Kimin o miras için neleri terk ettiği, kimin de o mirası neredeyse ötekilecek şekilde şahsi menfaatler peşinde koşturuyor. Allah yolumuzu açık eylesin. Sadakatimiz her şeyden önce Rabbimize, aziz ülkemize, necip milletimize ve kökünü kadim kültürümüzden alan ilkelerimizdir. O ilkelerden sapmaksızın toplumumuzun neresinde olursak olalım, Konyalılar olarak da hep beraber dayanışma içinde olacağımıza eminim. Bir kez daha Konsey adı 6. olağan genel kurulu dolayısıyla tebrik ediyorum. Kemal Bey ve ekibine başarılar diliyorum. Birlik, beraberlik, esenlik ve muhabbet içinde bir Ramazan ayı geçirerek bayrama hep beraber sağlık içinde ulaşma niyazıyla hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.